Sabırsızlık hayatın hangi alanında olursa olsun hedeflerinizi gerçekleştirmenize ya da istediğiniz sonuçları almanıza engel olacak bir problem. Fakat günümüzde insanların kaygı, korku ve acı toleransı çok düşük seviyelerde ve çok düşük seviyelere indiğinden olsa gerek burada soru cevaplarken sıklıkla karşılaştığım bir konu bu sabırsızlık. Abi 3 yıllık ilişkim terk edilmemle bitti. Bir haftadır iletişimi kes. No contact kuralı uyguluyorum. Ama çok kötü hissediyorum. Sanki hiç düzelmeyecekmişim gibi geliyor ne yapmalıyım? Lütfen yardım et. Ya bir kişinin ya da bağımlılığın hayatınızdan çıkması ile acı çekmeye başladığınızda o kişi ya da şeye ulaşma arzunuza karşı koymamanızın bir faydası var. Acınızı geçici olarak dindirmek. Eğer siz bu kişi ya da şeye ulaşma arzunuza karşı koymaya başlarsanız önünüzdeki 3-4 hafta ara ara ulaşsanız çekeceğinizden çok daha fazla acı çekeceksiniz. Zira ara ara ulaşarak elde ettiğiniz geçici rahatlamadan mahrum kalıyorsunuz. Peki o zaman neden ara ara ulaşmıyorsunuz? Tabii ki o rahatlamanın da bedeli acının ara ara dinerek de olsa çok uzun sürmesi ve sizin hayatınızın çeşitli alanlarında başarısız olmanıza neden olması. Öte yandan daha kötü hissedeceğiniz o ilk 3-4 haftayı geçtiniz mi sonrasında acınız azalırken gücünüz artmaya başlar. Eğer kısa süreli rahatlamalara devam ederseniz acınız artarken gücünüz de azalmaya devam eder. Ama benim bahsettiğim sabır burada göstermeniz gereken sabır değil. Acınız azalacak olsa da bu zaman alacak. 3 senelik ilişkinin acısını atlatmanız 5 ya da 8 ay sürer. Merak etmeyin. Eğer iletişimi keser ve kendi hayatınıza odaklanırsanız ilk aylar kadar kötü hissetmezsiniz. Ama bazıları nedense iletişimi keseceğim, 1-2 haftada iyi hissedeceğim sanıyor. Böyle bir şey yok maalesef. İlk 3-4 hafta daha kötü hissedeceksiniz. Acı tabii ki zamanla azalacak ve bitecek. Sizin bu konuda sabırlı olmanız lazım. Sabır sadece ilişkinin sonunda değil, ilişkinin başında da çok önemli. Ve sabrın yokluğu sin karşı cinste çok uzun yıllar boyunca başarısız olmanızı garantileyecek bir problem. Sabırsızlık hemen her zaman yokluk, tercih edilmezlik sinyalleri ve korku kaygı merkezi bir zihin yapısından kaynaklanır. Aslına bakarsanız bir işi için yatırım bulmaya çalışırken ya da bir satış yapmaya çalışırken de sabırsızlık, aynı şekilde yokluk ve tercih edilmezlik sinyalleyerek potansiyel müşteri ya da yatırımcıların kaçmasına neden olur. Maalesef daha da kötüsü sabırsızlığınıza neden olan yetersizlik korkusu, başarısızlık korkusu, istenmeme korkusu sizin korktuğunuz şeyin daha hızlı ve kesin bir şekilde olmasını sağlayacak yönde çaba harcamanıza neden olur. Günün soru soran arkadaşının yazdıklarına gelelim. Abi çok kısa ama yoğun ve oldukça heyecan verici bir ilişkim oldu. Sadece bir ay sürdü ve terk edilmemle sonuçlandı. Ben bunu çok söylüyorum ama yine söyleyeceğim. İlişkiye ne kadar yoğun başlarsanız o ilişki genellikle o kadar kısa süreli oluyor. Çıra alevi gibi parlayan ilişkiler çıra alevi gibi hızlıca tükenip gidiyorlar. İlişkinin erkek tarafı olarak sizin duygusal patlamayı kontrol etmeniz, kendinizi duygusal olarak fazla kaptırmamanız, işi bir miktar yavaşlatmanız hem sizin için hem de karşınızdaki için en iyisi aslında. Ayrıca işleri başlangıçta biraz yavaşlatmanıza normal bir kız çok ters tepki vermez ama arıza bir kız ciddi tepki verir. Yani bu ilişkide hem ilişkinin kısa sürede sönmesine engel olursunuz hem de arıza kızı erkenden görüp ayıklarsınız böyle davranırsanız. Şimdi maalesef bir ay aranızda gerçekten bir yoğun sevgi oluşması, özlenilecek bir tarihçi oluşması için çok kısa bir süre. Ben buna biten değil, başlayamamış bir ilişki derim. Kötüsü sen çok yoğun duygulara sahip olabilirsin. Zira senin duyguların içinde fiziksel olan cinsel yükselme çok daha fazla. Ama kadınlar biraz daha yavaş aşık olurlar. Ve bir ay bir kadının senin için gerçekten tırnak içinde düşmesi için yeterli değil. 2-3 ay olsa neyse. Çoğu erken yaptığı en yaygın hata kendileri kızın sadece vücudu, yüzü ve ile yaşadıkları hızlı yükselmeyi kadında hemen göremediklerinde sabırsızlanarak kadını ilişki kafesine kitlemeye çalışmak. Ve bu nedenle de kadından daha çok ve hızlı bir şekilde ilişki öncelikli olmak. Mesela kadının daha yavaş ulaşması nedeniyle dayanamayıp sürekli olarak kadına ulaşmak, sürekli beraber vakit geçirmeye çalışmak, hediye rüşvetleri, çıkma teklifi, hoşlanma itirafları, bunun gibi şeyler yapmak. Arkadaş demiş ki 3 yıllık bir ilişkiden çıkalı bir ay olmuştu kendisi. Kendisinden bahsediyor. Şimdi yeni bir ilişkiye başlamak için bir önceki ayrılıktan iyileşmen gerekiyor ve bir ay çok kısa bir süre. 4-5 ay yalnız kalma sabrı göstermen en iyisiydi. Ya da bir ilişkiye hemen atlamak istememen lazımdı. Çok yoğun bir şekilde. Özellikle 2 seneden uzun ilişkilerde ayrılık sonrası 2-3 ay kadın erkek ilişkilerinden uzak durup ayrılık acısını atlatmanız ve işlemeniz tavsiye edilir. Ben tavsiye ediyorum en azından. Terk edensiz olsanız bile. Arkadaş devam etmiş. Belki de bir önceki ilişkinin alışkanlığı ile onun yeni başlamış bir ilişkiye göre çok daha sık görmek, ve onunla çok daha fazla mesajlaşmak istedim. Aslına bakarsan başlangıçta sürekli aramam, uzun süre konuşmamız, sürekli mesajlaşmamız hoşuna gidiyor gibiydi. Ama bu sadece 1-2 hafta sürdü. Sonrasında ani bir şekilde soğudu ve beni test etmeye, bana kaba davranmaya başladı. Başlangıçta ilgisi çok yüksekmiş ama çok fazla arayarak, çok fazla konuşarak ilgiyi çok hızlı azaltmışsın. Bu davranışlarına tepkim ise birkaç gün içerisinde muhtaç bir betaya dönüşmek oldu. Bana karşı kabalaşmasına tolerans göstermeyeceğimi söylemek yerine bunları sineye çektim. Testlerini bile görmezden gelmeye çalıştım. Ayrılık sonrasındaki bir ay çok zor geçmişti. O yalnızlığa dönmek istemedim sanırım. Ama korktuğum başıma geldi. Terk edileceğim korkusuyla zayıf davranmak genelde terk edilmeyle sonuçlanır. Kızın testlerini şakayla karışık bile olsa geçemezsen, kabalığını yüzüne vurup kıza kibarca da olsa haddini ve yerini bildiremezsen, daha çok test ve daha çok kabalık ile karşılaşırsın. Son iki hafta kendimi geri çekmek yerine ona daha fazla ulaşmaya başladım. Daha rahat davranmak yerine kaygılı davranmaya başladım. Utanarak söylüyorum, bana yeterince ilgi göstermediği, benimle ilgilenmediği için yakınmaya başladım. Sonuçta da terk edildim. Bir kere senin istediğin ilgi ve sevgi henüz yeşermemiş, orada sabırsızlığın sana pahalıya mal olmuş. Daha da kötüsü, zayıf davranışların o zamana kadar yeşireni de yok etmiş. İlişkinlik aylarında daha rahat, daha hafif, daha yavaştan alan sen olmalıydın. Terk edildikten sonra iletişimi kes kuralı uygulamam gerektiğini biliyorum. Ama kendimi tutamayıp onu birkaç kere aradım ve buluşmaya çağırdım. Reddedildim. Sabırsız ve zayıf davranarak düştüğün durumdan sabırsız ve zayıf davranarak çıkamazsın. En son mesajımın üzerinden bir ay geçti. Bana hiç ulaşmadı. Sanırım sonsa kadar bitti. Bence de sonsuza kadar bitti. Bunu kabul edip yoluna devam etmen lazım. Bu sürecin tek yararı onca geçmişimize rağmen... ...bir önceki eski sevgilimi tamamen unutmuş olmam. Ama bu kız aklından çıkmıyor. Bu nasıl geçecek? Ve ulaşmayacaksın. Sana ulaşmasını beklemeyeceksin. Haber almayacaksın ve kendi hayatına odaklanacaksın. Gerisi zamanla geçecek. İşin aslı bu kızla çok fazla zaman geçirmemişsin. Ve unutman da uzun sürmemeli. Ama bir yandan aşırı duygusal yatırım... Bir yandan uzun süreli ilişki sonrası yeterince yalnız kalıp iyileşememen yüzünden aklından çıkmıyor. İyileşememen yüzünden aklından çıkmama sebebi yalnızlıktan kaçmak için sürekli olarak ilişkiye sığınma isteğinin yüksek olması. İlişkilerle ilgili göz önünde bulundurman gereken şeylerden biri daha fazlasının bir şeyi hızlandırmayacağı. Yani kek daha hızlı pişsin diye fırının sıcaklığını iki katına çıkarırsan kek yarı zamanda pişmez genellikle yanar gider. Gringo demiş ki her kelimesi sonuna kadar doğru bir yazı. Bunun aynısını yaşadım. Şimdi dışarıdan bakınca çok daha iyi anlaşılıyor. Konuyla pek alakası yok ama bir arkadaş şey demiş. İki senelik ilişkim bitti ve eski sevgilim ayrılıktan 3 ay sonra evlendi. Bu ayrılık sonrası evlenme olayı genelde birçok ilişki bitiminde oluyor. Bu konu hakkında düşüncen nedir? Ben onaytis yaşamaya başladığım an erkek adamla tanıştım ve şu an 5. aydayım. Neredeyse acaba hiçbir şey kalmadı. Artık stalk bile yapmıyorum. Hiç yapmasaydın daha iyiydi. Hatta aklıma daha gelmiyor ama hemen evlilik olayına çok takılmıştım. Bunun nedeni nedir? Tam olarak bilemem ama seninle ilişki yaşarken evlenmek istemeye başlıyor. Ya senin evlenmeyeceğine ya da evlilik için uygun olmadığına karar veriyor ve senden ayrılıp evlilik yoluna giriyor. Yalnız kız sadece 3 ay sonra evlendiyse o adamı seninle beraberken ayarlamıştır. Yani devam etmemeniz senin için iyi olmuş. Öbür adam ise daha 3 ay önce başkasının sevgilisi olan kızla evleniyor. Onun da vay haline. Geçmiş olsun sen direkten dönmüşsün. Öylesi de demiş ki sabırsızlık hemen her zaman yokluk, tercih edilmezlik, sinyaller ve korku kaygı merkezi bir zihin yapısından kaynaklanır kısmını almış. Altın değerinde bir tespit genç arkadaşlar çıktısını alıp baş uçlarına yapıştırsınlar. Arkadaşlar bununla ilgili bir videomuz daha var. Umursamayı bıraktığınızda sonuç alacaksınız galiba ismi. Onun da linkini aşağı koyarım. O videoyu da mutlaka izleyin. Kanalın popüler ve çok izlenen videolarından biri. Son olarak şunu diyeceğim arkadaşlar. Bir kadının size olan ilgisi ilişki boyunca sabit kalmaz. iner çıkar. Kadınlarda adet döngüsü var. Adet döngüsü sırasında mesela bazı zamanlar mesela adet sancısı çekiyorken falan sizi o kadar da istemeyebilir, sevmiyor olabilir. Buna da gerek yok aslında başka sebeplerle duyguları iner çıkar, dalgalıdır. Birçok erkeğin yaptığı hatalardan biri kadının duyguları indiği zaman beklemek yerine birdenbire paniğe kapılmak. Aman Allah'ım beni sevmiyor mu artık, beni istemiyor mu artık, ben, benden hoşlanmıyor mu artık diye. Ve biraz kendi haline bıraksa kadını geçecek ama bırakamıyor. Ne oldu, neyin var, benimle mi ilgili diye ya soruyor ya da böyle düşünerek saçma sapan hareketler yapıyor. Bunlardan da uzak durun arkadaşlar. Yani iki senelik, üç senelik sevgiliniz bile arada bir sizden o kadar da hoşlanmayabilir. Normaldir. Bu bazen size de olur. Ama erkekler biraz daha duygusal olarak stabil bir konuda. Kadınlar inişli çıkışlı. Kadınlara da kızmamak lazım. Dediğim gibi hormonal olarak çok büyük değişiklik gösteriyorlar. Ay içinde sürekli değişiyorlar son zamanlarda daha fazla video yapılmasını sağlayan katıl üyesi arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Açık alandaki videoların sayısının artmasında siz sağlıyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Katıla üye olduğunuz için. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda erkekadam.org sitesinde uygun yazı altında da sorabilirsiniz. Daha çok oraya bakıyorum. Aslına bakarsanız YouTube'a baksam da eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere